Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Su dolu akvaryumun içindeki K noktasında durmakta olan balığa su ile havanın ara kesit yüzeyinin normaline yakın doğrultudaki L noktasından bir kedi bakmaktadır. Kediye göre balığın görüntüsünün ara kesit yüzeyinin uzaklığı x1, balığa göre kedinin görüntüsünün ara kesit yüzeyinin uzaklığı x2'dir. Kedi akvaryumdaki suyun üst yüzeyine yaklaşıp M noktasına balığa bakmaya başladığında x1 ve x2 nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar kedi hava ortamında arkadaşlar su ortamında balığa baktığı anda yoğun ortamdaki cisimleri ışın kırılmasından dolayı daha yakında görülür. Olayı şöyle resmedelim arkadaşlar. Şurası ara kesit yüzeyi. Tabii üst ortam az yoğun bir ortam. Hava ortamı alt ortamda yoğun bir ortam. Su ortamı arkadaşlar. Su ortamı içinde arkadaşlar balığı şurada çizelim. Balığı da böyle B harfi desem. Arkadaşlar yukarıda bakan gözlemcimiz kedi arkadaşlar. Arkadaşlar yoğun ortamdaki cisimde ışın kırılmasından dolayı daha yakında görülür. Peki bu nasıl yakın oluyor? Olayı şöyle çizelim. Arkadaşlar bundan gelen iki tane ışın vardı. İki tane ışın çizsek bize yeterli olur. Bir arkadaşlar bir yüzeye dik gelen ışın hiç kırılmadan yoluna devam eder. Daha kedinin gözüne kadar ulaşır. İkinci arkadaşlar bir ışın böyle geldiği anda yukarıdan aşağıya bildiğimiz arkadaşlar normali çizersiniz. Arkadaşlar ortamlar birbirine eşit değil. Farklı ortamlar ışın kırılır. Hava ortamına geçen ışın normalden uzaklaşacak şekilde böyle kırılır. Işınların kendileri değil uzantıları kesişir. Uzantıların kesiştiği yerde arkadaşlar görüntü olur. Balık burada olmasına rağmen ışın kırılmasından dolayı balığın görüntüsü burada ve balığın görüntüsüne B'si desem. Arkadaşlar bu görüntü uzantıların kesiştiği için bu görüntü sanaldır ve sanal görüntülerde düz balığı dümdüz olarak görürüz. Peki arkadaşlar balığın arkadaşlar ara kesit yüzeyine olan uzaklığını x1 kadar demiş. Oysa ki balığın gerçek derinliği h kadar. Arkadaşlar burada bir denklem var. X'in h'a oranı ki burada x1'in h'a oranı eşittir. Arkadaşlar x1 değeri daha küçük olduğu için küçük ortamı kırıcılık indisi hava ortamı. Havanın kırıcılık indisinin arkadaşlar yoğun ortam olan suyun kırıcılık indisine oranından bulunabilir. Arkadaşlar kedi yaklaşsa da uzaklaşsa da ortamların kırıcılık indisi değişmez. Kırıcılık indisleri değişmediği için arkadaşlar oranları da değişmez. Oranları kırıcılıkta sabit olur. Peki arkadaşlar balığın derinliği değişmiyor. H yüksekliği sabit. H yüksekliği sabit. Oranları değişmediği için arkadaşlar balığın bulunduğu yerin uzaklığı değişmez. Görüntüsünün yine x1 değeri aynı kalır. x1 değeri sabittir. Değişmez. Cevap şıkkını bulduk ama diğerini de anlatalım. Onu da yukarıda yapsak. Arkadaşlar az yoğun ortamdaki cisimleri ışın kırılmasından dolayı daha uzakta görürüz. Şu an arkadaşlar gözlemci balık arkadaşlar kedi de burada bir yerde. Şurada su ortamı şurası da hava ortamı olsa. Arkadaşlar kedimiz burada kedinin de arkadaşlar buraya olan uzaklığı h kadar. Bundan gelen iki tane ışın arkadaşlar balığın gözüne balık onu görecek. Bundan gelen ışınlardan birincisi bir yüzeye dik gelen ışın hiç kırılmadan yoluna devam eder. İkincisi arkadaşlar havadan suya gönderdiğimiz başka bir ışın hemen yukarıdan aşağı normalini çizeriz. Yoğun bir ortama girince ışın normale yaklaşır. Arkadaşlar ışınların kendileri kesişmiyor. Uzantıların kesiştiği yerde yani yukarıda bir yerde daha uzakta kedinin görüntüsü vardır. Unutmayın çok yoğun ortamdaki cisimleri yakın ama az yoğun ortamdaki cisimleri daha uzakta görürüz. Peki arkadaşlar kedinin görüntüsünün ara kesit yüzeyine olan uzaklığına x2 kadar oysa ki kedinin gerçek derinliği gerçek yüksekliği h kadardır. Yine bağıntı yardımıyla x2'nin arkadaşlar h'a oranı yani görünür derinliğin gerçek derinliğine oranı eşittir. Arkadaşlar x2 değeri daha büyük olduğu için yoğunluğu büyük olan ortam, yoğunluğu büyük olan tabii ki su olacak. Suyun havaya oranı. Arkadaşlar kedi yaklaşsa da uzaklaşsa da ortamların kırıcılık indisi değişmez. Yani oranları da değişmez. Oran değeri sabittir. Peki kedi yaklaştıkça h değeri azaldığı için oranın değişmemesi için x2 değerinde azalması gerekir. Arkadaşlar x1 değeri değişmez ama x2 değeri azalır. Cevap şıkkımız A olur.